Bugün çok önemli iki konuyu ele alacağız. Cevabı bilinmediği takdirde insanın kafasını karıştıran, özellikle din düşmanlarının fitne çıkarmaya çalıştığı iki konu. Bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birden fazla evliliği. Diğeri neden erkeğe iki, iki kadına bir mal veriliyor? Bu bir adaletsizlik, bir taksim, bir ayrım değil mi? Konuştu. Bu iki konuda da tehlikelik görünen bu iki sorunda muazzam mantıklı cevapları var. Ve o zaman Hazretleri o cevapları çok güzel bir şekilde bize veriyor. Öğrendikten sonra da gerçekten aklı selim, kalbi bozulmamış insanlar evet gerçekten çok hikmetliymiş çok mantıklıymış biz bunu bilmiyormuşuz öğrendik ve gerçekten mantıklı geldi diyecekler ve diyorlar. Hazırsanız konumuza giriş yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birden fazla evliliği tabii ki Müslüman olup da dışarıdaki din düşmanlarının sormuş olduğu fitnenin sorulardan kafası karışan Müslüman kardeşlerimizin sorduğu sorular olabildiği gibi din düşmanlarının da olayın ayrıntısını, hikmetini bilmediklerinden dolayı sanki bir kusurmuş, bir eksiklik, noksanlıkmış gibi bizlere sorduğu böyle köşeye sıkıştırmaya çalıştığı konulardan bir tanesi. Bu meselenin çok çok mantıklı cevapları var. Ama şunu söyleyeyim, kalbi pis olan insanlar bu konuyu hiç araştırmadan sadece birden fazla evliliğini duyarak konundaki konudaki bilgi eksikliğinden ve cahilliğinden dolayı haşa ileri geri konuşabiliyor. Ama gerçekten aklı selim, kalbi temiz olan insanlar girip araştırdığında zaten olayın cevabına ulaşabiliyor. Yani ilk evliliğini 25 yaşlarında yapması, 40 yaşına kadar kendinden yaşça büyük Hatice validemizle evli kalması, ikinci evliliğini çok ileri yaşlarda yapması haşa bunun şehvane değil de daha hikmetli, mantıklı bir şeyden dolayı yapıldığını zaten akılları direkt olarak söylüyor. Bu konuyla ilgili zaten Bediüzzaman Hazretleri iki paragraflı kısa diğer kalemi alıyor. Zaten gerçekten kalbi bozulmamış, kalbi temiz, aklı selim insanlar için o iki paragraf zaten çok rahat bir şekilde yeterli olabiliyor. Bediüzzaman Hazretleri'ne bu birden fazla evliliği soruyorlar ve bunun şehvani telak geliyorlar haşa. Hani şehvetten dolayı böyle bir şey yapıldığı gibi bir ahlakçıca bir soru soruyorlar aslında. Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki yüz bin defa haşa ve kella o dameni muallaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle pest aşağı şüphehatın eli yetişmez. Evet 15 yaşından 40 yaş kadar o ara 15 yaş ile 40 yaş arasında hararet-i gariziyenin o şiddetli şehvane duyguların galeyane engamında ve hevesat-ı nefsanenin nefsin o hevesi isteklerinin iltihabı tutuştuğu zamanda dost ve düşmanı ittifakıyla dost da söylüyor düşmanı bunu söylüyor. Kemal-i iffet ve Tamam ismet ile hatice Kübra radiyallahu an gibi ihtiyarca bir tek kadın ile iktifa ve kanaat eden bir tek kadın evli kalan bir zatın 40'tan sonra yani harareti i gariziye fukuh hengamında o şiddetli şehveni duyguların durması ve hevesat-ı nefsani sükuneti zamanında kesit-i izdivaç birden fazla evliliği ve tezevvücatı biz zarure ve bilbedahe nefsani olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunu zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccetli bir delildir. Evet şu paragraf yeterli. Birden fazla evliliğinin haşa şehvani olmadığının delili. Tek başına yeterli. Başka hikmetleri varmış. Peki onlardan bir tanesi neymiş? Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri Zat-ı Risaletin. Efendim, Efendimiz Aleyhisselam'ın akvali gibi, sözleri gibi efal, ahval, etvar ve harekatı, fiilleri, davranışları dahi menabi din, dinin kaynakları ve şeriattır. Ve ahkamın mehazlarıdır. Din hükümlerinin temelidir. Sözleri dinin kaynağı olduğu gibi fiilleri, ehvali, davranışı, hareketleri da yine dinimizin esası kaynaklarıdır. Şıkkı ailesinin sahabeler hamel oldukları gibi sahabeler bu sözleri, davranışları bize taşıdıkları gibi hususi dairesindeki mahvi ahvalinden, kusursuz dairesindeki gizli ahvalinden, tavırlarından, hareketlerinden tezahür eden esrarı din, dinin esaslarını, sırlarını ve ahkam-ı şeriatın hamileleri ve ravileri de o evindeki mahvi, gizli kalan ahvalini bize taşıyan raviler de ezvacı tahirattır, eşleridir. Ve bilfil o vazife ifa etmişlerdir. Esrar, sır ve ahkam-ı dini, dinin esaslarının hemen yarısı belki onlardan geliyor. Bakın çok önemli. Dinin esaslarının yarısı bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden geliyor. Efendimizin davranışlarını, o gizli evin içindeki davranışlarını biz aktararak geliyor dinin yarısı. Demek bu azim vazifeye birçok ve meşcepçe muhtelif farklı ezvacı, tahirat lazımdır. Dönemin muallimi, kadın öğretmeni gibi. Bir mesele oluyor, Hz. Ayşe Validemiz'den öğreniyorlar. Şu an evet İslam bizim hayatımızın her alanında var doğru mu? Sadece ibadette değil değil mi? İşte anne baba ilişkilerinde, ticarette, mal alır satarken, biriyle bir şey konuşurken, eşine karşı davranışların, çocuklarına karşı davranışların değil mi? Tuvalet adabı, yemek adabı şimdi. Sahabeler Efendimiz Aleyhisselam'ın evinin dışındaki her şeyi görüyor ve bize aktarıyorlar. Ama hayatımızın yarısı evin içi. Tam evin dışında sahabeler, o güzeline sahabeler bize aktardı. Ama hayatımın yarısı benim evimin içi. Çocuklarıma nasıl davranacağım, eşime nasıl davranacağım, büyüklerime nasıl davranacağım, tuvalet adabı nasıl olacak, yemek adabı nasıl olacak, sinirlendiğimizde ne yapacağız, mutlu olduğumuzda işte ne yapmamız gerekiyor vesaire. Bunları nasıl öğreneceğiz? Efendimiz Aleyhisselam'ın evinin içinde Efendimiz'i görüp de bizlere ravelik yapan eşlerinin bizlere bu bilgileri aktarmasıyla öğreneceğiz. Bakın dinin neredeyse yarısını teşkil ediyor bu mesele. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği mantık gerçekten yani iki artık eşittir dört kesinliğinde. 15 40 yaş arası o şehvani şiddeti duygu olur. Efendimiz Aleyhisselam 25 yaşlarda evleniyor. 40 yaşına kadar kendinden yaşla büyük Hatice validemizle evlilik alıyor. Sonraki evliliklerini ilerleyen yaşlarda yapıyor. Evlendiği kişiler dinin esaslarını yarısını oluşturan o ahvelleri, o hareketleri, o sözleri bize aktardıkları gibi evlendiği kişilerin aileleriyle de akraba olarak İslam'ın da daha sağlam temellerle yayılmasında sağlıyor. Birçok hikmeti var. Bir hikmeti sadece bu. Kalbi bozulmamış, aklı bozulmamış bir insan için zaten şu cevap yeterli. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Neden erkeğe iki veriliyor da kadına bir veriliyor? Şimdi bunu böyle bir ünlü bir YouTuber arkadaş vardı. Onunla böyle oturmuştuk. Yani tüm, tüm Türkiye Türkiye'nin tanıdığı hatta yurt dışına kadar böyle nam salan bir arkadaştı. Geçtiğimiz yıllarda oturmuştuk beraber. Bu soruyu sormuştu. Hani bu adaletsizlik değil mi gibisine denk gelmişti. Çok da böyle müsait bir ortamda dedik. De, uzun uzun konuşamadık. Ona şunu söyledim. Yani bilmediği için duyuyor. Ev adaletsizlik diyor. Kafadan direkt notu veriyor. Şimdi Erkek evine bakmak zorunda. Hani kirasını ödemek zorunda. Hanımının ihtiyaçlarını gidermek zorunda. Çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek zorunda. Erkeğin önceliği bu. Ama kadının önceliği evimin ihtiyacını gidereyim. Kiramı ödeyeyim. Şimdi bakayım. Değil. Erkeğin asıl vazifesi evini çevirip çevirmesi. Maddi tüm ihtiyaçları gidermesi. Kadının asıl vazifesi o maddi ihtiyacı gidermek değil. Şimdi buradan bile baktığımızda erkeğe verilen o iki mal ile erkek evine bakmak zorunda. Eşine bakmak zorunda. Eşinin ihtiyaçlarını gidermek zorunda. Çocuklarının ihtiyacını gidermek zorunda zorunda. Kira, yemek, fatura neyse. Bunları halletmek zorunda. Ama kadına verilen o bir mal ile kadın evin kirasını ödemek zorunda değil. Evin işte maddi ihtiyacını gidermek zorunda değil. Giderebilir. Yasaktır değil. Ama zorunda değil. Çünkü evin geçiminin taahhütü altına alan yani evin geçimiyle sorumlu olan kişi erkektir. Kadın değil. Dolayısıyla kadına verilen o bir mal ile kadın helal dairede istediği şeylere yapabilir. Ama erkek öyle değil. Hani ilk baş, ilk vazifesi ne yapmak? O eve geçindirmek. Mesela ben bunu biraz gözlemlediğimde mesela çok aileli yani 6-7 kardeşler kadın da var içinde erkek de var içinde. Babası malı eşitle bölmüş. Yani kızlara da aynı şey vermiş, erkeklere de aynı malı vermiş. Orada şu sıkıntıyı görebiliyorum. Erkeğin geliri belli, erkeğin hanımının pek bir geliri yok. Dolayısıyla babasının aldığı mal ile evini zar zor geçindirirken şimdi kadın babasının aldığı mal ile e, kocasının da bir geliri var. Dolayısıyla birleşince çok daha üst seviye bir hayat yaşayabilirken ama erkek evin ihtiyaçlarını gidermede o babasının aldığı malla birlikte bile zorlanabiliyor. E kadından böyle bir mal gelmeyebilir. Gelse bile evin ihtiyaçlarını gidermek zorundasın gibi beklentiye de girilemeyebilir. Dolayısıyla burada bir böyle bir denge bozukluğu olabiliyor. Yani kadına verilen bir malla kadın kendi ihtiyaçlarını, kendi işte helal dairede, istekleri dairesinde ihtiyaçlarını alabilirken aynı zamanda da kocasından gelen o iki mal ile aslında birleşip o rahat bir şekilde de hayatını devam ettirebilirken ama erkeğe verilecek olan o bir mal ile erkek o zareri olan evin geçimini sağlamakta zorlanabiliyor. Ben bunu çok defa görüyorum. Belki siz de etrafınızda görüyor olabilirsiniz. Burada bir böyle bir denge bozukluğu var. Bakın Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu da çok güzel bir şekilde ele alıyor, anlatıyor. İyi İcaz-ı Kur'an'a karşı medeniyetin acizliğini gösteren misallerden bir kısmıdır. Kur'an'a muhalif olan hukuk medeniyetin, Kur'an'a muhalif olan insan hukukunun ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerden iki misal. Feliz zekeru misülü hazzil ünseyeyni erkeğe iki kız hissesi vardır olan hükmü Kur'an'i mas adalet tam adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Evet adalettir çünkü ekseriyeti mutlaka itibariyle çoğunlukla bir erkek bir kadın alır. Nafakasını taahhüt eder. Erkek kadının nafakasını garanti altına alır. Bir kadın ise bir kocaya kadar nafakasını ona yükler. Irsiyetteki noksanlığı, yani miraslık o eksikliğini telafi eder erkeği yükleyerek. Hem merhamettir çünkü o zayıfe kız pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Hükmü Kur'an'a göre o kız pederinden endişesiz bir şefkat görür. Pederi ona benim servetimin yarısını ellerin, yani yabancıların, yabanilerin ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla endişe edip bakmaz. O şefkate, endişe ve hiddet karışmaz. Hem kardeş kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz, kıskançsız bir merhamet ve himayet görür. kardeşi ona hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz. O merhamete ve himayete bir kin, bir ibirar gücenme katmaz. Şu halde o fıtraten nazik, nazinin ve hılkaten yaratılış itibariyle zayıfe ve naif bir kız sureten az bir şey kaybeder. Fakat ona bedel akaribin, babasının, kardeşinin şefkatinden, merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa rahmeti haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek ona merhamet değil şiddet bir zulümdür. Belki zamanı cahiliyette, cahiliyet zamanında gayreti vahşiyaneye binayen kızlarını sağ olarak defetmek gibi gaddarana bir zulmü andıracak şu zamanın hırsı vahşiyanesini, vahşi hırsını merhametsiz bir şahanete çirkinle yol açmak ihtimali var. Bunun gibi bütün ahkam-ı Kur'an'ı vema ma ersennake illa rahmetelil alemin seni alemlere rahmet olarak gönderdik fermanını tasdik ediyorlar. İşte bu iki bir verilme hikmeti aslında erkek için de, baba için de, kız için de tam bir adalet, tam bir şefkat, tam bir merhamettir. Ama şu şu demek değil. Yani kız zor durumda kaldı. E, kocası da iyi durumda değil. O zaman ne olacak? Dinimiz sadakayı, zekatı yani yapılacak yardımları ilk önce ailemize yapmayı emrediyor. Yakın çevreden başlamamızı emrediyor. Aile, olması akraba, işte komşu. Bu şekilde gitmesini zaten emrediyor. Hani yakın aileye bakılması lazım. Eğer bir kardeşimiz, bir kız kardeşimiz, çekirdek ailemizden biri veya bir halk arkadaşı, dayımız, amcımız vesaire akrabalarımızdan herhangi biri zor durumdaysa sadakamızı, zekatımızı o kişiye verebiliyoruz. Vermekle mükellefiz zaten. Hani kurbanda bile değil mi? Üçte bir hisseyi ailemize, yakınlarımıza vermemiz gerekiyor. İhtiyaç sahiplerine vermemiz gerekiyor. Hani bu ikiye mal dağıtımı yapıldı. Evet bu baktığında çok mantıklı. Hani kadın o bir malı ile nafakasını erkeğe yükleyerek ne oluyor? Eşitliyor kendini. Erkek ise aldığı o iki mal ile evlendi eşinin nafakasını üstleniyor. Çok muazzam bir denge var. Hani kimsenin böyle zoruna gitmeyen, mantıklı, kalbi bozulmamış, aklı sağlıklı, kişilerin zoruna gitmeyen tam bir adalet dağılım var. Ama çocuk da olabilir. Yani iki mal alan erkek de veya bir mal alan kadın da zor durumda olabilir. İşte o zaman zekat sadakayla zaten o kişilere, o aile bakması gerekiyor. Yardım edilmesi gerekiyor. Yani bu biri verdin ne yapıyorsa yap, ikiyi verdin ne yapıyorsa yap, İşte gerisi beni ilgilendirmez mantığı kesinlikle yok ki zaten dinimizin kadınlara verdiği değeri biraz araştıran çok net bir şekilde görebilir, bilebilir. Anneye verilen değeri, kız çocuğuna verilen değeri yani cennet annelerin ayakları altındadır derken 3 kız çocuğu olan içinde cennetin kapıları açılıyor diyor dinimiz. O yüzden Müslüman bir baba erkek çocuğunun üstüne bir titriyorsa kız çocuğunun üstüne on titriyor. Bunu görebiliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselam siz erkek çocuklarını sevin diyor. Adaletsiz var burada niye kız çocuklarını sevmeyelim mi geliyor akla. Devamında diyor ki kız çocukları zaten kendini sevdir. O yüzden bu bakış açısıyla baktığımızda kimseye bir adaletsizlik veya haksızlık yapılmıyor. Tam bir adaletle kin olmadan adavet olmadan Allah mükemmel bir sistemi koymuş. Tabi bize kalan Allah'ın bu kanunlarını bu şeriatı uygulamak. Uyguladığımız takdirde mutlu oluyorsun. Sosyal hayat güzelleşiyor. Ama beşerin o çürük, eksik, kokuşmuş kanunlarını uyguladığımızda görüyorsunuz işte dünyanın halini. Her cümerç karma karışıklık içinde mahvolup gidiyor.